Hemşire hanım. Burada yatan hastaya ne oldu? Babam, Arif Uysal. Babama bir şey mi oldu? Kenan Bey, babama bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Sabah taburcu ettik hastayı. Size bir emanet bıraktım. Öncelikle her şey için teşekkür ederim Elif. Sen aynı nenene çekmişsin. Aynı onun gibi yüreğin iyiliklerle dolu. Keşke ben de sen kadar, anam kadar güçlü olabilseydim. Sen benim hayatımı kurtardın. Bana bir hayat daha verdin. Keşke ben de sana verdiğim sözleri tutabilseydim. Anlatamadığım şeyler vardı. Almanya'da beni bekleyen bir ailem vardı. Orada da çocuklarım var. Sana söyleyemezdim. Çünkü her insan yaşamak ister Elif. Ben de yaşamak istedim. Yaptığın iyiliğin karşılığı olamaz biliyorum ama sana olan borcumu ödeyeceğim. Peyderpey de olsa ödeyeceğim. Beni affetmeni bekleyemem. Ama anlamanı çok isterdim. İnsanın iki yakasının bir araya gelmemesi ne demekmiş? Ben bunu çok iyi anladım. Ne kadar çabalarsan çabala, İnsanın bendini aşamadığı durumlar oluyormuş. Çekilecek çilesi oluyormuş insanın. Bunu anladım. Bile. Başardım. Bu defa oldu. İki yakamız bir araya geldi dediğimiz anlarımızda bile hep bir yanımız eksik kalıyormuş. İnsan bir ömür yaptığı şeylerin bedelini ödeyebiliyormuş. Ben Elif. Elif hemşire. Bu hayattan ne öğrendin diye sorsanız bana, yarım kalmışlığı öğrendim. Yalnızlığı öğrendim ve en önemlisi artık ümit etmemeyi öğrendim. Benim bu bozkırdan, bu uçsuz bucaksız bozkırdan bir umudum kalmadı. İçimde yeşirecek en ufak bir şey kalmadı. Bizler bozkırın çocuklarıyız.
Ve bütün bunlar alnımıza yazılmış bir yazı. Ve selam.